Yani eksi 12'de diyeyim, çadırla falan bir gün kamp yapacağız. Kamp ya. Bayağı üşüyeceğim ya. Ha? Oğlum yol vallahi uçsuz ya. Evet arkadaşlar, bugün Dominik'te YS'de yarışmacıları çağıracağım buraya. Evet arkadaşlar, hepinize diyorum. Bugün, evet, uzun süredir video yoktu. Yani bugünü bekliyormuşuz. Öyleymiş. Ne yapacağız bugün? Arkadaşım Efe ile birazdan görürsünüz zaten. Ormana kamp yapmaya gideceğiz. Hava yaklaşık eksi 11-12 civarı gösteriyor. Hissedileni bilmiyorum. Yani eksi 12'de diyeyim, çadırla falan bildiğin kamp yapacağız. Etrafta kimse olmayacak. Kamp alanı bile değil. Uzaklarda bir yerde bekçi varmış. Öyle diyor. Oraya gideceğiz. Uzun yolumuz var. Yani sabah şu an 11-11.30 falan. Bakayım hafta. Yani 11.20. Saat 11.20. Erkenden çıkalım dedik. Oraya varacağız. Çadır madır hepsini kuracağız. Yemek falan bu arada hani mangal, hiçbir şey yok. Bildiğin hani hayatta kalma. İki gece ormanda. Evin paşa beni evinden aldırıyor. Öyle de bir mevzuat var. Neyse, yolu arada bir çekeriz. Yani bu anlatayım diye çektim bunu. Yine görüşürüz yani. O çadır kurduktan falan sonra çekeriz zaten. Şöyle bekçi şey diyor. Ayı varmış orada. Hani kurdu falan geçtim. Ayı varmış ama 5 yıldır hiç saldırı falan olmamış. Yani hayırlısı diyelim. İki gece. Tulum bulum hepsini aldık. Öyle şey değil hani. Efe zaten bilgili. Dağcılık konusunda da birkaç teorik ders falan da almış. Kendisi biliyor bahsi. İnşallah kalacağız yani. Hiçbir ısıtıcı falan hiçbir şey olmayacak. Oğlum insan bir selam verir lan. Bu arada ışık aldık. Fener aldık. Çadır feneri aldık. Lambası. Bir sürü güzel erzaklarımız var. Hayatta kalırız. Ama hani sonuçta dışarıda uyuyacağız. Ormanın içinde uyuyacağız. Karın içinde uyuyacağız. Kar varmış. O kadar, çok fazla uzatmıyorum yani. Ben gittim. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere hayatta kalmak için böyle hep minimal şeyler seçmemiz gerekiyor değil mi? Şu tür şeylerden yaklaşık kaç tane? 5 tane aldık şunlardan, hazır yemek. Bunu direkt suyun içine koyup öyle ısıtıyormuşuz. Sonra öyle yiyormuşuz. Ondan sonra noodle aldık. Böyle hani küçük konserve türü şeyleri aldık hep. Ton da aldık. Şöyle küçük enerji veren ama küçük olan bazı şeyler de çok önemliydi. Yani her şeyi küçük seçmek önemli burada. Yani gördüğünüz gibi yani sular biraz sıkıntı çıkaracak. Şu anlık böyle, ben kaşık çatal almayı unutmuşum. Onları aldım. Devam. Kondom abi. Kahve alabiliriz ya. Kahve yok mu ya, acı. Leş gibi bir kahve yok mu? Zift gibi bir şey alsana, iki tane. İkinci gün de içeriz lan. İkinci gün de içeriz. Yani hiçbir şekilde bozulmayacak ürünler aldık. İki gün boyunca saklayabileceğimiz ve hepsini kolaylıkla pişirebileceğimiz ürünler. Isıtabileceğimiz diyeyim, daha doğru olsun. İçecek almayacağız. Gereksiz ağırlık. Çay var. Çay var, aynen. Oğlum okey al aklan bir tane. Atmaz mıyız? Böyle süreni de ilk defa görüyorum ha. Evet, her şeyi aldık. Şu çok önemli bir detaydı. Yani hiçbir şekilde pis bırakmayız. Her şey bu kadar. Birazdan yükleyip gideceğiz. Ne o? O ne lan, bal mı? Çaya falan koyarım. Alacağım ben. İyi, al. Propolis. Propolis ne biliyor musun? Evet. Arı boku. Artık yolda tekrar görüşürüz. Yani çok çok fazla şey almadık. Öyle yüklemedik. Hani doymayacağız. Yani bazen doymak için alınıyor çünkü. İki poşetiz şu an. Hani iki günlük şey için, gecelik şey için iki poşetlik şey aldık yani. Harbiden hani mantıklı bir iş değil mi? Ne? Evet. Planlı programlı arkadaşlar. Planlı programlı olacaksınız. Budur yani işin sırrı. Plan program. Ne yapıyorsun ama? Bu arada ilk uzun yolum benim. İlk defa uzun yol, yani uzun yol dediğim kaç kilometre dedim? 120. 120 kilometre. Yeah, this is good. Yollar karlıymış biraz. Onun için ne aldık? Kar leoparı. Kar leoparı aldık. Kar panteri aldık. Kar panter. Hani gerekirse onu takacağız. Aynen. Yani yolun ilerleyen tutacak diye alıyoruz ya. Adam bana bunu nasıl sattı var ya kardeşim. Kaza yapsam bile durur diyor. Kaza yapsam bile durur. Hemen niye bak? Satışa bak. İbneye bak. Kaza yapsam bile... Vay orospu. Ha öyle diyordu lan. Cidden öyle. İlerleyen yollarda beraber oluruz yine. Şu anlık tatlı tatlı gidiyoruz. Ama arabadan uzaklaşacağız değil mi? Bilmiyorum. Arabadan bir 15-20 dakika uzaklaşacağız. Gittiğimizde. Evet desene. Evet, rahat batıyor bize. Arabanın yanında kamp kurmuyoruz. Öyle yaparız lan. Tabii canım. Artık orada görüşürüz. Yani teknik bilgileri ben size vermişim. Teknik bilgileri Cyberbank.
Teknik bilgileri Efe aktaracak bize. Yani orada çadırla ilgili şeyler olsun, yapılması gereken şeyler olsun. Artık görüşürüz diyelim. Yeah. Yeah. This is good. Bu da lan bu kuş koydum ne mat. Ayağında gümüş halhal. Ayağında gümüş halhal. İnce nakış gümüş halhal. İnce nakış gümüş halhal. Yağmur ceylan gibi kaçar. Seke seke çaydan geçe. Kardeşim Hollywood mu desen Kızılca. Kızılca mı çek? Hollywood'u çek. Bollywood kardeşim. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sonra Kızılcahamam merkezdeyiz. Ondan sonra bir o kadar daha var. Oradan da Bolu yoluna giriş yapacağız. Yani Bolu yoluyla Kızılcahamam arasında bir ormanda kamplayacağız. Kıvrımlı yollar, yılan gibi ya, yılan. Şeffaf. Atacan kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. İlk cezası. Oğlum çık. Bir şey diyeceğim. Bildiğin izlemişler. Görmedim. Yok la vardı ben gördüm. Var mıydı? Şimdi, ama araba fark ettirmiyor ki. Yanında polis abiler var, onları çekemiyoruz. Yani şey yapmadılar yani resmiler gibi. Ama yani durum bu, vaziyet bu. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Senin yüzünden ya. Ben ne yaptım lan? İlk defa ceza yedim. Allah'tan yüksek hız cezası yemedim. Bir kilometre daha hızı geçti. 2000 lira falan geç. Abi yüksek hız cezası kaç? Yüksek hız. Bir üstü kaç cezanı? İşte bak. Kaç dedi? 1322 işte. 1 kilometre daha hızlı gitseymişim. 1 kilometre. Şaka değil, 1 kilometre daha hızlı gitseymişim. 1322 ceza yiyormuşum lan. Allah'tan 4'te 1'ini ödeyeceksin şimdi. Şimdi aynen. Şimdi 520 lira yedik. Bir de 4'te 1'i 400 lira ödeyeceğim. Bak iki araba daha geldi. Çekme de onları şimdi. İki araba daha geldi. İkisine de yazıyorlar şimdi. Bak lan ben gizliyim işte. Sistem. O zaman bir soğuk suyu verir misin? Dur. Seni sana bir soğuk su ayarlayayım. Bir. Soğuk suyunu bir iç. Afiyet olsun kardeşim. Hadi gidelim. Süper ya. Yemin ediyorum var ya tam kar, kış. Bu abi. Seni vahşi doğaya götür. Bir şey değil mi? Araba kayıyor. Şey... Oğlum kurt var mıdır la burada? Ha dedi ya adam. Lan ne kurdu? Ayı varmış. Sen hala kurt diyor. Ayı acaba görebilir miyiz? Yani? Araba kayıyor ha. Biz şu şeyleri takalım bence. Kar panterleri. Evet. Kanka hadi bas da şimdi uğraşamam. Nasıl uğraşamazsın? O ne demek lan? Çok yorucu bir şey oğlum. 5 tane yanı çek. Arkadaşlar Sibirya ormanları. Sibirya ormanları. Bolu ormanları. Oğlum bak. Gel takak kar panteri. Buraya çıkar panteri takalım. Geri gel. Dedim mi saldırsın? Arabayı saplamayın dedi adam ya. Bu daha zor amına. Lan daha zor bunu takması ya. Abarttım. Tut. Hadi patlatalım abi. Uy! Uşağım! Oğlum bir arazi aracı mı alsak be? Olur gel alalım birazdan. Maske kaldı mı? Maske mi kaldı? Maske takıyorum ya. Basınca baktın mı sen lastik basınca? Yok. Niye? Düştü mü? Hafif inmiş ya. Saçmalama ya. Arkadaşlar bu yeni teknoloji. Karlı yok abi. Şey aynen karlı yok öyle. Fena. 2000. Aralardan takarak bunu jantların arasından yolu daha fazla tutmasını sağlıyor sözde daha denemedik. İşe yararla ben video izledim internette. Vur! Bas! Mekanda böyle. Evet. Şimdi arabayla gelebildiğimiz yere kadar geldik. Bayağı hani uzaklaştık diyebilirim. Hani kimse yok burada. Direkt ormanın içindeyiz. Zaten yol bitti burada. Hani zaten şey yol dışına çıkmıştık. Gidebildiğimiz yere kadar geldik. Ne diyeyim sonra? Şu an böyle. Akşam işte arabanın yanında durmayacağız bu arada. Şu yukarıları çıkacağız bayağı. Yani dağa tırmanacağız. Orada bir yere konuşlanacağız direkt. Çadır falan kuracağız. İnşallah. Şimdi ne? Erzakları mı dizeceğiz? Süper. Giyindik. Tüm erzaklarımızı iki tane poşete sığdırırız. Sular sıkıntılı. Suları taşımak biraz zor olacak. Şu yukarı doğru yürüyeceğiz. Yukarıda bir yere konuşlanacağız. Karların arasında kuracağız çadırı. Arabadan uzaklaşacağız. Çekilsin ya. Süperiz. İyi miyiz? Bence iyiyiz. İyiyiz aga. Patlatırız birazdan. Yürüyeceğiz bayağı bir. O neydi lan? Bilmiyorum ben de dedim. Tilki mi? Bilmiyorum ki. Taş atak mı bir tane? Tilki. Görüşürüz arkadaşlar.
Evet, şu an bu şeyin, düğümün, halkı şeyin ismi ne? Canadian Gem Nut. Düğme atıyor arkadaş. Yani bu toplu şeyler, şey olsun, silindir olan şeyler için özellikle. Bayağı kullanışlı bir şey. Bir de iyi attı. Harbi iyi oldu yani. Onu sırta direkt atabileceğiz şimdi. Hani bir kere daha arabaya gelmek yerine direkt tek seferde hani gidebiliriz. Onu sağlıyor yani. Manzarayı birazdan göstereyim. Çok güzel bir açıklık var. Şu an arabayı koyduğumuz yer kapalı böyle bir yer. Biz bayağı bir yürüyeceğiz. Oradan sonra tekrar gösteririm. Şu an her şey hazır yani. Her şeyi düzenledik. Hiç şey kalmadı. Yes! Bayağı uzun bir yürüyüşten sonra bir yere konuşlandık. Güzel bir yer bulduk. Bayağı güzel bir yer. Şöyle göstereyim mekanı. Şimdi şöyle şuradan çadırı tam şu. Çadırı tam şuraya kuracağız. Ağzı şu karşı ileri bakacak yani, manzaraya bakacak. Yani süper yer bulduk yani, tam düz bir de. Düz olması çok önemli. Bir de ne en önemli? Ağaçlar rüzgarı kesecek. O bayağı önemli bir olay. Hani ne olur ne olmaz diye ayrıca şey yapacağız. Çadırın etrafına kar siperi mi deniyor? Kar duvarı. Kar duvarı kuracağız. Yani bildiğin etrafına böyle kar yığacağız rüzgarı kessin diye. Öyle bir durum. Zaten yarın olsun, bugün olsun full keşfe çıkacağız. Yürüyeceğiz yani sürekli. Yukarı çıkacağız, dağa çıkacağız. Öyle. Şimdilik bir çadırı kuralım. Bir çadırı kurma lapsi. Laps. Onu bir göstereyim hemen. Ayrıyetten de arada böyle hayatta kalmayla ilgili ufak küçük tipler atacağım videonun arasına. Minimal nasıl yaşanır? Minimal nasıl yaşanır? Ona dair, ona ait sözleri videoda atarım. Öptüm. Şimdi çadır. Sonunda bitti, anasını satayım. İçliğini koymak kaldı sadece.